İstanbul'da bir hemşire, tırnak içinde ona ben hemşire diyeyim artık. Bakın, arkasında ölüm kalım savaşı veren bir hastanın önünde gülerek Bak. selfie yani fotoğraf kendini çekip altına da anormal mesajlar yazıp bunu da sayfasından paylaşıyor. Ne yazıyor orada? Psikopat hemşire. Şimdi ilgili fotoğraflar. Birinci fotoğraf gelsin. Birinci fotoğraf büyütelim, tam ekran verelim. Ay Tam ekran inanamıyorum. yazıyı okuyacağız. Ne yazıyor orada? Yazıya bak. Bakın birinci fotoğrafta şunu yazmış. Arkasında bir hasta var. Bakın bacaklarını görüyoruz. Onun önüne gelmiş ki gerçekten yoğun bakımda olan insanlar bu insanlar. Şu Ya. an evdeyim. Şu an evdeyim. Arkadaki de çok pahalıya aldığım tablo. 0.24 kafası. Saat olarak da yazmış. Geri zekalı Saat ya. 0.24 Ay kafası. Allah'ım. Ya Ölmeye inanılır altına gibi bak değil. altında ne yazıyor? Ölmeye Ölmeye ramak ramak kalalardan bir minicik biniminicik tablo tablo. demiş. Ve orada bir de tabanca var. Bakın tabanca ikonu Seni koymuş. Allah kahretmesin kompleksli. Geri Ya bir şey zekalı. söyleyeyim Sinirim mi? bozuldu aptal. Ağlanacak biz mi kafayı yedik? ağlanacak halimize gülüyoruz Millet mi ya. kafayı yedi Bu ben ne anlamadım. ya? Vallahi artık Ben yani. ülkeyi terk edeceğim yemin Bu ediyorum. ne Ne kadar ya? manyak Hepimizin varsa. annesi, anneannesi, babaannesi hastanelerde size emanet. Tüh Allah sizin mesleğinizi. Dur bütün hemşire aman 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 aman. Hayır hemşirelere söylemiyorum buna söylüyorum ya. Ha. Buna da bırak söyleyeyim ha. Ha. Bu Bu. gerizekalıya söylüyorum. Tamam ona söyle. Hemşirelere söyler miyim? Gerizekalı. Bu kadar basit. Gerizekalı. Buna söylüyorum. Böyle yapanların hepsi gerizekalı. Tamam öyle söyle tamam. Çok yakında anneannemi kaybettim ben. Allah Yoğun rahmet eylesin. bakımda. Allah rahmet eylesin. Anladın mı? Gerizekalı bu. Hayır, haklı çünkü kendi anneannesi de olabilir o resimdeki. Ve o da birisinin anneannesi olabilir şu anda o zaten. Binlerce insan yatıyor şu an yoğun bakım ünitelerinde. Burada Bircan'ın sonuna kadar katılıyorum. Gerizekalı. Yazıklar olsun. Doğru. O mesleği okumak için ne kadar uğraşanlar var. İstihdam hatası pislik. Ne nasıl alınıyor değil mi böyle bir psikopat? Sinirim bozuldu. Peçete var mı? Tamam sen biraz soluklan. Bir daha o Peçete büyütelim. versene bir şey. Yok burada. Bu fotoğrafı büyütelim lütfen. Pis bu. Alalım başlığı. Abi Bircan son derece haklı. Bugün bu ülkede bir sürü... Bircan yanlış anlaşılmasın diye Bak. değil mi? Çünkü ya, bakın Tabii. en ufak bir şeyde hemşireler ayağa kalktı diye haberler yapılıyor. Hemşireler ayağa kalksın zaten böyle meslektaşlar. Ha, onlar için Hemşireler ayağa Bircan kalksınlar. için değil. Hemşireler Bircan için ayağa kalkmayacak. Hemşireler ayağa kalkacaksa kendi içlerine sızmış böylesi vicdandan, merhametten yoksun embesiller için ayağa kalkacak. Hemşirelerimiz tabii ki çok değerli, çok seviyoruz. Doktorlarımızı da çok seviyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ama ve lakin kusura bakmayın. Bircan'ın sonuna kadar yanındayım. Böyle bir Herhalde şey olur mu? ya. O benim de annem olabilirdi. Ay ateş düştüğü yeri yakıyor. Bak yakın zamanda anneannesini Evet kaybetti. Yoğun daha bakımda. niye Yoğun bakımda öldü yanmadı benim anneannem. Yoğun bakımda Devlet hastanesinde miydi öldü. Sonra başka bir yere gitti. Orada öldü fark etmez. Yoğun bakımda öldü. Anneannem. Fark etmez nerede öldü. Bu devlet hastanesi mi? Evet. Ben bilgileri vereceğim şimdi. Okuyamam ya. Yani şunu sorgulamamız lazım. Böyle insanlar Dur. nasıl iş bulabiliyor? Canım. En kritik noktalarda yani. Hayatı teslim ediliyor insanlarımızın. Gülerek nasıl poz verebilirsin? Gülerek. Nasıl bir insanlığını aldılar senin o ameliyathanede? Ve şunu ifadeye bakın. Şu an evdeyim. Arkadaki de çok pahalıya aldığım bir tablo diyor. Saat 0.24 kafası Evet yazıyor. insan hayatı çok pahalı. Sen insanların Tablo diyor, hayatıyla tablo diyor. dalga geçecek kadar ucuz bir kadınsın. Kadınlığından da hemşireliğinden de utandım. Utandım yani. Böyle yerlere Ölmeye emanet ramak ettiğimiz büyüklerimizden bak utandım. ölmeye ramak kalalardan bir minicik tablo deyip bir Öyle de düşünüyor musun tabanca Bircan? Bir de diyor ki ölmeye ramak ve dalga geçmiş yani. Biz hani ölmesini istiyor sinirden artık resmen. sinirden gülüyor. Sinir krizinden gülüyoruz Bu yani. akıl hastası kadın herhalde kesin morga girip bir takım psikopatlıklar da Okuyamam ya. yapıyordur Sinirim bence. bozuldu ya ben. Bence yapıyordur yani. Olabilir. Biliyorsun ölü Böyle seyirciler bir falan ruh. da var. Tabii canım netrofil. Bunlar netrofil. Nekrofil evet. Yani. Evet. Her şey Ya olabilir. yani şu Aşağılık. yani Gülşah şunu mu demek istiyorsun? Artık
dirilerimizden vazgeçtik. Ölülerimize de mi sahip çıkamayacağız? Bunu yapar, onu da yapar. Baksana ne kadar rahat. Evet, şimdi bakalım ne diyeceksiniz. Ben size bir anekdot vereceğim konuyla alakalı ama bir açıklama yapmış. Başka resimler de var. Bu kişi. Merak ediyorum. Mesela ne açıklaması olabilir? Nasıl bunun excuse'u nasıl olabilir? Çok merak ediyorum şu anda. Şunu demiş. 2 yıl önceki fotoğraflar bunlar. Herkesten özür diliyorum. Çocuktum o zaman demiş. Seni Allah kahretsin. Allah seni nasıl soruyor? Sağlık Bakanlığı'ndan izin alıp bir kanala röportaj veriyor bu kız. Hemşire, tırnak içinde hemşire diyorum. İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hemşire selfie çılgınlığını akıl almaz bir boyuta taşıdı. O hemşire yoğun bakım ünitesindeki hastalarla fotoğraf çektirip, ki diğerlerini de göreceğiz birazdan, o fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Üstüne bir de o fotoğraflarla ilgili rahatsız edici yorumlar yapınca soruşturma başlatıldı. Genç hemşirenin paylaşımları büyük tepki çekti. Hastane başhekimi doçent doktor Savaş Öztürk, böyle üzücü bir olayla karşınıza çıkmayı istemezdik. Çalışanımız hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup kendisinin görev yeri değişikliği yapılmıştır. Görev yeri çürüsün, bunu içeri atsınlar. Ya da akıl hastanesine soksunlar. Görev yeri değişikliği yapılmış arkadaşlar. Görevden alınmamış. Sağlık Bakanlığı nerede? Sağlık Bakanlığı ya inanamıyorum. Nerede yani? Nerede? Böyle nasıl bir şey? Sağlık Bakanlığı devreye girdi. İzin vermiş, kız konuşmuş. Sağlık Bakanlığı devreye girdi, kız. Hayır, görev yeri değişmiş diyor Nihat. Çok özür diliyorum sevgili Ömür. Şimdi yorumcularımızdan bir tanesi yazmış. Sağlık Bakanlığı'ndan özel izinle mi? Ben bilmiyorum ama kız çıkmış özür dilemiş. Yani bundan dolayı ben özür söylüyorum. O da demin söyledim ki... ya. Bir kanala çıkıyor Sağlık Bakanlığı'nın izniyle röportaj veriyor. Ben çocuktum, 2 sene önceki fotoğraflar, özür diliyorum herkesten. Peki diyor. O fotoğrafı paylaşmış, o 28 beğenme var orada. Onu beğenenler... Şunu söyleyeceğim. Onlar da ayrı bir yollar. Beni dikkatle dinlerseniz, benim önemli verdiğim o anekdotları atladığınız zaman... Hayatım, bombardıman şeklinde geldin. Hayır, programın başından beri dinleyecek şeyimiz kalmadı. Bir saniye, başhekim demiş ki... Adli ve idari soruşturma başlatılmış olup kendisinin görev yeri değişikliği yapılmıştır diyor abi. Görevden alma yok yani, bak. Saçma değil mi? Çok saçma. İşte onu söylüyorum. Gelsin diğer kare. Diğer fotoğraf gelsin lazım. Bu kadını içeri tıkmaları lazım diyorum. Diğer fotoğraf büyütelim. Burada ne yapmış? Bakın yine arkada bir hastayı görüyoruz. Alalım başlığı bir tam manyak görelim. Manyak bu. Abi bu selfie'yi çıkaranı da Allah kahretmesin. Ateş ederim diyor. Yine elinde siyah benzeri bir şey var. Tam algılayabiliyor musunuz? Ali ne abi, var elinde? Silahın hastanede ne işi var ya? Ruh hastası abi. Parmağını uzatıyor. Arkada parmağını uzatıyor. Silah gibi doğrultuyor. Bu silah değil, bir sağlık şeyi herhalde böyle bir... Arkada yine yoğun bakım ünitesinde bir hasta var ve mesajında da ateş ederim diyor. Ateş ederim diyor. Ya bu ruh hastası mı ya? Şimdi bu gülerek fotoğraf veren bir kız var ya, bu kız işte, bunu Allah kahretmesin. Bunun sevgilisinden ayırın, bu ağlar biliyorsun değil mi? Bu öyle vicdansız. Bu öyle pislik. Bunun sevgilisi bunu bıraksın, bu ağlayarak poz verir. Ama insanların hayatlarının önünde gülerek poz verecek kadar vicdansız, acımasız, insanlıktan yoksun. Ya o mesleği, sen o üniformayı nasıl giyersin ya? Beyaz melek diyorlar biliyorsun değil mi onlara? Hmm. Beyaz melekler. Senin neren bir melek be? Şeytan. Pis şeytan. Şimdi arkadaşlar yani... Bunlar ben... Benim yani bir arkadaşım vardı. Değişikliği ne demek Allah aşkına? Benim bir arkadaşım vardı bak. Saçmalık. Ben insanlara bazılarının bazı hemşirelerin nasıl davrandığını da çok iyi biliyorum. O yoğun bakımlarda acil. Bak birçok hemşire yazıyor. İşinizi rahat tutun, biz böyle değiliz çok, diye. Benim Serhat Şengül diye çok sevdiğim bir kardeşim var Ömür. Serhat'cığım sana da buradan selam olsun, Serhat Şengül'e ve ailesine. Onun da akrabalarından bir tanesiydi arada. Hemşire okulu vesaire. Böyle konuşuyorduk. Ya bu hemşire meslek okulunda inanılmaz iyi yetiştirdiklerini, hastalar hatta yani tevafuk olmuş. Ben de böyle sohbet anında söylemiştim kendisine ya hastalara böyle yok Nihat abi olur mu? Biz okulda inanılmaz güzel şeyler görüyoruz. Yani bunlar olduğu gibi münferit hadiseler demişti. Evet tamam. Yani bizim... o yüzden ben hani bazılar da yazmış şimdi Instagram'da yorumlar. Meslek liselerinde mi bunlara böyle öğretiyorlar böyle şey hemşirecilik okullarında? Asla arkadaşlar. Hemşireler bizim kanatsız meleklerimizdir. Biz bir sürü hemşire biliyoruz ki bizim annelerimize evladından daha fazla özen gösteriyorlar. Hemşerilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sızıyor abi işte böylesine. Tabii. Rahatsızlar sızıyor yani. Üçüncü kare gelsin. Bir kare daha varmış. Elindeki iğneymiş. İğneymiş elindeki. Bir başka pozda yine
Tamam sen güçlü bir kızsın tamam. Allah'ım sil gözünü. Yoğun bakım ünitesinde bakın. Bir fotoğraf falan getirsenize Bircan'ı. Sanki tamam. Arkadaşlarıyla poz veriyormuş gibi. Orada bak bu şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Yalnız. Oradaki ölüm kalım savaşı veren hastaların elbette haberleri yok. Onu da belirtelim. Ya. Tabii ki haber, yok. Yani adıyorsun yoğun bakımda bir kere. O insanları kullanıyor bu kız. Bak Pınar Pınar Kayahan diye bir izleyenimiz yazmış. Pınar Kayahan. Diyor ki Nihat abi ben 112'ciyim. Acil tiyo teknisyeniyim. Tamam. Lütfen her sağlıkçıyı yargılamayın. Asla sevgili Pınar. Bak, asla. Onun için ben burada söylüyorum. Asla. Biliyorum biz hiçbir sağlık hemşiremizi vesaire hiçbiriniz yargılamıyoruz. Tam tersine böylelerinizi sizin için deşifre ediyoruz. Çünkü bunlar bizim şu kanatsız... Şu an deşifre edilmiş bir durumda değil ama yani biz niye bu kadının yüzünü gösteremiyoruz? Görünüyor zaten. Niye gösteremiyoruz? Yani belli. İsmi belli ya. İsmi cismi belli. İsmi cismi belli. Biz bunları bilinçli bir şekilde kamuoyu olarak haberleştiriyoruz, ortaya çıkarıyoruz ki sizlere, kanatsız meleklerimize, hemşirelerimize zeval yermesin diye. Tabii. O yüzden lütfen biz sizleri koruma adına bu yayını yapıyoruz. Hemşirelerimizi koruma adını. Evet. Hemşirelerimizi arada, çok seviyoruz. Haberimiz bitti mi? Bitmedi. İlk kareye gelir misin Ali? İlk karedeki o mesajlar çok anormal. Çünkü oraya gel oradan devam edelim. Gülşah söylesen. Bu konuyla alakalı değil söyleyeceğim de. Az önceki o iğrenç haberle, pislik herifle alakalı bir bilgi geldi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Değil, serbest bak, bırakıldığına dair. O bilgi de bak doğrulatmadığımız için. Bir şey söyleyeyim mi? Böyleleri için... Çok açık söylüyorum. Gözümü kırpmadan suç işleyebilirim. Tamam öyle demeyelim. Gözümü bak, kırpmadan suç işleyebilirim. Olmaz. Ya tamam, neye giriyorsa girsin abi hayır, yani böyle neye giriyorsa girsin. Söz konusu çocuksa yani sonra düşünemiyoruz. Şey yapamıyorum. Allah hemşireye deliriyor. İşte ben o adama deliriyorum. Hayatım, yani için, ben mesela merak ediyorum Ömür. Sen habercisin. Sen bu işi daha iyi biliyorsun. Estağfurullah abi. Hayır işin tekniğini. Ha söyle. Biz bilmiyoruz abi. Biz haber ben magazinci falan değilim. Ben türkücüyüm. Yarın kasetimi yap. Hayır ben sanatçıyım. Yarın kasetimi yaparım vesaire vesaire. Başka bir şey söylüyorum. Sana soruyorum. Şimdi bu buzladığınız kızın yüzünü açsan, kızın yüzünü göstersen, bunun cezai müeddesi nedir? Ya seni alır dava eder, böyle etsin. Bir hakkı var. Etsin, ne yapar mesela? Hiçbir çekindiğimiz yok da. Şimdi yasal olarak bunu buzlamak zorundasın. Etsin onu zaten aforoz ederler. Mahkemeye verir, beni hedef haline getirdiler, bir linç girişimine maruz kaldım diye sana dava açar. Tamam ben de diyorum ki sen hemşirelerimizi linç ettin. Şu an belki de bir sürü insan hemşireleri... Herkes de zan altında bırak. Hemşireleri... Ha, o mu? Ha. Tabii canım ha. Şimdi bak sosyal medya şu an yıkılıyor. Tabii. Sen mesaj yağıyor yani, bana. Bilmiyorum arkadaşlar da mutlaka herkesi yağıyordu. Herkesi zaten tabii ki geliyor oldu herkes. Şimdi hemşirelerimiz zan altında. Hepsinin kafasında annelerimizi bırakıyoruz. Acaba giderken evet, aklınız... Için bu kızın yüzünü göstermek durumundayız. Ben gösteririm. Bilemem ben de olsam bakmayın. Ben de gösteririm. Şimdi, ve bunun için onun, o bize dava falan açamaz. Hayır. Onun davasını kimse kabul etmez ben söyleyeyim sana. Arkadaşlar herkesin dava açmak bakidir. Ya vardır. O anlamda değil ama yani şundan o olmaz yani. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir de bu kız bir ATV'ye röportaj vermiş. Bilgisi olan izleyicilerimiz bizi... İşte onu söyledim Nihat'cığım az önce. Bak, bir de bunu kanala dedim. Tamam. Sağlık Bakanlığı izin vermiş. O da röportaj vermiş. O da demiş ki 2 yıl önce çekilmiş bu fotoğraflar. Ben paylaştım evet yaptım diye itiraf ediyor. Ama ne olur beni affedin özür diliyorum çünkü çocuktum demiş. Çocuksan o mesleği. Tamam başka bir şey söyleyeceğim. Kızın yüzü görünüyorsa röportajda biz niye veremiyoruz abi? Şimdi bu şekilde yansıdığı için biz oradan aldık kaynaktan. Anlatabiliyor muyum? Biz kendimiz buzlamadık. Tamam röportajı bir dakika ver röportajın görüntüsünü koy. Röportaj var mı? Röportajdan bir foto koy abi. Röportajın olduğu bilgisi yeni geldi. Bizim burada zaten konuşmamız gereken şey şu. Valla artık bir şey söyleyeyim mi? Mevzunun kendisini konuşalım ya. Ay kalbim sıkıştı yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum bu ne ya? Allah nasıl biliyorsa size öyle yapsın. Bu geçen o pislik herifi de bu manyak karıyı da Allah nasıl biliyorsa ay sinirim oynadı yemin ediyorum ya. Tamam. Şimdi tabii yorumlar geliyor zannediyorum çok sayıda. Ya bu felaket. Şu neler yazıyor dile gelemiyor söyleyemiyoruz şu anda. Yoğun bakımda benim gibi yakınını kaybedenler şu an bizimle beraber ağlıyorlar. Gerçekten onların yanımızda olması çok güzel. Çok çok meslektaşı yazıyor. Meslektaşı demeye utanıyorum. Ben bunun için söyleyeyim sen şimdi çok söyle izah et. O kadar dediler ki bunu söylediğiniz iyi oldu. Çünkü bizim yanımızda çalışanlar bile bazen çok sert davranıyorlar müdahale ediyoruz. Sizin yanınızdayız diyorlar. Kesinlikle onlarla aynı kefede olmadıklarını onlar da biliyorlar. Bu mesleği kirleten herkesin meslekten men edilmesini istiyorlar. Haklılar çünkü. Ben de bir mesleği kötü icra eden biri olsa onunla aynı meslekte çalışmak istemem mesela. Bak şimdi Bircan, bak şimdi bak Ömür. Naz Hanım, bak ne yazmış? Naz Hanım, bir dakika. Nihat Bey, bu kız yüzünden
Bak bu kız yüzünden bütün hemşirelere olan güvenimiz sarsıldı. Artık şüpheyle bakacağız ne diyor. Acı, ne acı. Nazanım. Lütfen. Lütfen şüpheyle bakmayın. Hemşireler bizim kanatsız meleklerimizdir. Onların hepsine inanın kendi evladınızdan daha fazla içeride sahip çıkıyorlar. Bak bir sürü de hemşirelere övgüler var. Devlet hastanesindeyiz, sağlık ocağındayız. Bir sürü hemşire bize kızımızdan, evladımızdan daha iyi bakıyorlar diye. Biz bunları deşifre ediyoruz ki içlerine sızmış böyle psikopat ruhlu insanlar. Artık yani bunlar ne diyeceğimi bilemiyorum abi yani. Vallahi biz sinir bu, krizi geçiriyoruz biz bu ya. Bu manyaklarla ne yapacağız abi? Ya artık biri yani, gider metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırır. Birisi gider çocuk odasında sevgilisinin 2,5 yaşındaki çocuğunu öldüresiye döver. Birisi çocuğunun yüzüne kezzap atar. Birisi gider yeğenine kezzap atar. Birisi gider hastalarla Allah morga da girip neler yapıyorsundur sen. Tabii Allah'ım tabii onu söylüyorum ya. Psikopat, netrofil işte. Allah'ım yarabbim. Bircan sen Snapchat kullanıyorsun. Hı. Ben kullanmıyorum yani var ama kullanmıyorum. 2 sene önce Snap var mıydı? Yok 2 sene yok. Tamam bu Snap görüntüleriymiş. Yok 2 sene önce Snap yok. Onun için ayrıca bu kızda çok doğru söylüyor. Şöyle bir şey var. Geçen yıl var. Ayrıca şöyle bir şey var. Bu kız orada stajyermiş. Hmm. Ondan sonra kovmuşlar. Aferin bak çok güzel söyledin. İlk çıkan şey Snapchat görüntüsü. Doğru. Ki ben Snapchat açıklaması var. Doğru. Kullanmıyorum. Snapchat kullanmıyorum ama mesela Instagram'da gördüğüm zaman işte Snap halleri, Snapchat bilmem nesi yazan arkadaşlarım var. Keşfetlerde görüyorum. Bu tip yazılar çıkıyor. Anlık görüntüler, anlık videolar. Tamam Snapchat'i bak izah edelim. Herkes bilmiyor. Bizi annelerimiz, i̇şte teyzelerimiz de izliyor. Onlar bilmiyor şu, kullanmadıkları için. Görüntü. Değerli izleyenler Gülşah şunu söylemek istiyor özetle. Snapchat denilen sosyal uygulama. Medya. Bir dakika evet. Snapchat denilen abi, uygulama yeni bir uygulama. Dolayısıyla o kızın söylediği gibi 2 sene öncesine ait olamaz. Yenidir diyor. Demek istiyor. Girdi, doğru mu? Ediyorum tamam. Ya. Bunu söylüyor yani. Aynen. Şimdi. Bak, abi, benim de diyor şimdi diyor. Yoğun bakımda. Herkes. Ben de diyor şimdi kafayı herkes. Yedim. Benim babam 20 gündür yoğun bakımda. Bak, ölümle buruna geldi. Hadi oldu. Gel de şimdi çık işin içinden. Bizi hasta etti hemşireye bak. Evet Snapchat'in bu kadar popüler olmadığını. Bu Snapchat değil ama burada Snapchat'te böyle beğeni yok. O değil hayatım yukarıdaki yazı şey Snapchat'teki resmini Instagram'a paylaşmış. Evet, aslında tamam. Evet gereksiz tartışmalar bunlar. O olay yapılmış değil mi? Vallahi açın gösterin kardeşim bunun yüzünü. Yalan söylüyor bir de o var yani. Açın gösterin bunun hayır, yüzünü. Kız zaten kendisi itiraf ediyor özür diliyor. Yani biz neyi konuşuyoruz ki? Evet yok, o zaman niye saklıyoruz açalım gösterelim. Kız kendi yüzünü göstermişse açın gösterin. Arkadaşlar öyle pat diye hadi açalım deyince açılmıyor. Bu önceden hazırlanmış o kaynaktan alınmış bir gö. Hadi açalım deyince açılmış. Ben sihirbaz değilim ki burada arkadaşlarımız da David Copperfield. Kızın adını bir daha söyler misin? Adını vermemişler haberden. Hadi bari başka bir habere geçelim. Valla karnım ağrı girdi. Neyse, yemin ediyorum tamam, ya. Kapatalım istiyorsanız. Yemin ediyorum karnım bak bir canım fenalaştı. Ben de fenalaştım. Yemin ediyorum. Ağrı bence de kız üngür üngür ağladı ya.